Merhabalar arkadaşlar. Örgü Ayakkabıda Sanat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlerle güzel bir model çalışacağız. Hemen şöyle gösteriyorum. Şöyle. Bakın burasında bir toka. Yazın rahatlıkla kullanılabilecek son derece şık, son derece güzel bir sandalet ortaya çıkardık arkadaşlar. Şimdi ben de ilk defa yaptım bu tarz bir şey. Sizlerle de tabii ki bu güzellikleri paylaşmak istiyorum. Evet, hadi bakalım. Bismillah diyelim ve başlayalım. İlk önce malzemelerimi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Hasır tabanımız, bakın 37 numara. Hasır tabandan ilmek çıkarma videosu buraya kadar olan kısmı ayrıyeten çektim attım. Lütfen oradan bakalım ona. Hasır tabandan ilmek çıkarma teknikleri başlıklı bir video atmıştım arkadaşlar. Buna oradan bakalım. Evet, ben buraya kadar getirdim. İpimiz 9 katlı çizmeli marka. 9 katlı 20 numara filoş ip. Tığım 7 numara 1.30 milim arkadaşlar. Ve bir toka lazım tabii ki bunun için. Bu tabanımızı delerken mutlaka kemer delme aparatıyla deliyoruz arkadaşlar. Biz kullanırsak tabanlarımız yırtılıyor ve ilmeklerimizi de çok sıkı almıyoruz. Bir de evet, her zaman yanımda benim zaten böyle bir mezura metre oluyor arkadaşlar. Yanınızda bulundurun bu şekilde. Evet, makasımız, çakmağımız her zaman olan şeyler zaten. Evet, hadi bakalım. Şimdi tabanımızı hasıra birleştirme işini yaptık örgüyle, bakın. Şu anda yapacağımız şey bunun üzerine, şöyle göstereyim. Tamamına bakın bir sıra sarma yaptım. Bakın dönerek tamamına, arkası, önü, hepsine bir sıra sarma yaptım. İlk önce bir şu anda bir sıra sık iğnemizi yapalım. Şu an yapacağımız şey bir sıra sık iğne. Evet, bir sıra sık iğnemizi yaptık. Şuraya örgümüzün tepesine bağlayalım ve bir zincirle kilitleyelim arkadaşlar. Şimdi bu sık iğnemizin üzerine bir sıra sarma yapacağız. Bu şekilde. Bakın. Sık iğnemizi yeniden sarıyoruz. Yani aslında bir sırada iki kat örgü yapmış oluyoruz. Şöyle alttan. Evet, tamamını yapalım. Evet arkadaşlar, bakın bir sıra sarmamızı yaptık, bitirdik. Ne yapacağız şimdi? Burada ipimizi keseceğiz artık. Makası almamışım yanıma. Evet, kestiğimiz yerlerin uçlarını mutlaka çakmaklarımızla yakacağız. Onu da her zaman söylüyorum zaten, belirtiyorum. Evet, şunu gösterdim mi bilmiyorum. İçerisine kullandığım tabanlı bir göstereyim arkadaşlar. Yine bakın, altı karton, içi beyaz eva, üstü deri. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar, şöyle yerleştiriyorum ben sıkı bir şekilde, böyle çıkmayacak bir şekilde. Şuradan büyük gelirse makasla hafife alıyorum ve sıkı bir şekilde yerleştiriyorum, oynamayacak şekilde. Yapıştırmıyorum çünkü yıkanacağı zaman bunu buradan kullanan kişi rahatlıkla kaldırıp bunu makinede 30 derecede herhangi bir kullanılmayan tişörtün, yastık kılıfının içerisinde yıkayabilir arkadaşlar. O nedenden dolayı bakın, bu da bakımlı ayakkabılar sitesinden rahatlıkla bulabileceğiniz, onlar yapıyorlar. Bakımlı ayakkabılar yapıyorlar.
Ben tüm malzemelerimi de oradan alıyorum zaten. Bakımlayakkabılar.com hem internet sitesi var hem Instagram var. Oradan bakıp malzemelerinizi alabilirsiniz rahatlıkla arkadaşlar. Şimdi şu ön kısma başlayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sarma yapmışım arkadaşlar. Şimdi onu başlayalım inşallah. Tam ortayı şöyle belirleyelim. Ben göz kararı belirliyorum genelde. Şöyle arkadaşlar, şu şekilde ortayı belirledik. Bir, ortadan 1, 2, 3, 4. Evet. Ortanın 4 sağından başladım ilmek çıkarmaya. Bir. Bakın iç kısımdan ilmekleri alacağım. Çünkü sarmayı dışarıdan yapabilmek için. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8, 9'uncuyu şöyle kaydırma şeklinde aldım. Evet, döndük. Burada arkadaşlar başlıyoruz sarmaya. Hemen dibinden değil, bir ilerisinden. Bakın sardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, kenarlardan şöyle iki kaydırmayla ekleyelim. Dönelim. Evet, birinci ilmeği atlayıp İkinciden sık iğne yapmaya devam edelim. Gerek yok. Buradan da yine arkadaşlar iki tane kaydırmayla bağlayalım. Evet, örgü ayakkabılarda yan üst bağlamalar yavaş anlatım diye 5 dakikalık bir videom var. Sadece bu kenar bağlamaları anlamayan bir takipçimiz için yavaş yavaş göstermiştim. Onu da kanala attım. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Yine bakın dönüşte sarıyorum. Yine hemen kenarından iki tane kaydırmayla bağladım. Döndüğümüz zaman ilk ilmeği atlıyoruz. İkinciden sık iğnelerimizi almaya başlıyoruz.
Evet, yine buradan da iki kaydırmayla bağlayalım. Sarmaya başlayalım yine. Bir ilerisinden. Hemen sararken de bakın dibine değil, hemen bir yanına. Aynı ilmeği atladığımız gibi. Dönerken atlıyoruz ya, onun gibi. Arkadaşlar zannedersem burası anlaşıldı. Yine bakın buradan şu ipi de içine alalım. İki taneyle bağladım. Eğer ki şimdi şu, bu şekilde devam edeceğiz. 9 sıra yapacağız. Eğer ki arkadaşlar böyle yan yana bağlıyoruz ya, 2 2 2 buradan 2 buradan. Bakarsınız şöyle üst taraf bombe yaparsa, yığılma olursa bağlamaları yaparken burada birer tane atlayıp bağlarsanız buradaki bombelenme ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. Şuralarda görüyorum mesela 2-3 yerde ben onu atlayarak bağlamışım belli. Sonlara doğru şu son 3-4 tanesinde büyük ihtimalle atlayarak bağlamışım. Yine o elinize göre kendiniz bu şekilde ayarlayacaksınız. Yan yana bağlıyoruz. Eğer baktınız bombeli gibi oldu, birer tane atlayarak bağlayacaksınız. Evet arkadaşlar, 9 sıra sarmamızı yaptık. Şimdi burayı yapacağız. Burayı. Son derece basit. Şöyle kenara 2 3 kaydırmayla gelelim. 2 gelmiştim, bir tane daha ekledim. Burada ben şöyle yaptım. 3 kaydırmayla geldim ya. Bir taneye sık iğne yaptım. Şöyle bir tane sağlam olsun diye. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3'üncüye battım. Bir, iki, üç zincir çekelim. Bir, iki, üçüncüye batalım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3'üncüye batalım. Bu şekilde 2 3 başa kadar gelelim. 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet. 1 1 2 3 3 zincir çektim. Bakın burada bir tane atladım. 2 tane kaydırmayla bağladım. Evet, şimdi dönerken
Burada bakın. 1 2 içerisine 2 sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. 1 2 sık iğne daha yaptım. Şu tepesine bir tane kaydırma yaptım. 1 2 1 2 1 2 yine bu tepeye bu şekilde 1 2 1 2 1 2 yine tepeye kaydırma. Bu şekilde tamamını yapalım. Evet, bakın böyle. Bir, iki, üç tane kaydırmayla geldim buraya. Yine biraz önce dediğim gibi dönerken bir tane atlayıp bir sık iğne yapalım. Ve şimdi 1, 2, 3. 3 zincir çekip bu yapmış olduğumuz evet zincirlerin tepelerine 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Evet, bu zincirleri buraya kadar getirip aynı işlemi tekrar dönerken bu zincirlerin içerisine biraz önce yaptığımız işlemi yapacağız. Ve kaç sıra yapacağız bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar. Tam 7 sıra bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, model kısmını da bitirdik. Toplamda 7 sıra yaptık. Şimdi biraz daraltmak burayı daraltmak için ikişer zincir çekerek bakın 1 2 şuraların tepelerine batalım. 1 2 1 2 şunların tepelerine bakın. Batalım. Birazcık daraltmış olacağız. 1, 2 zincirleri de sıkı çekiyorum. 1, 2 evet bu şekilde 1, 2 tamamını 2 zincirle öteki tarafa kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın 2 zincir çekip batarak biraz burayı daraltmış oldum. Şimdi ne yapacağız? Döneceğiz burada. Şurada 3 kaydırmayla bağladım. Dönelim bir tane atlayıp sık iğnemizi yapalım. Zincirlerin içerisine 1 2 sık iğne yapacağız. Bir tane de şu tepeye. Battığımız yerlerin tepesine. Tekrar zincirin içerisine bir, iki tane, bir tane de şu tepeye. Bir, iki tane içine,
Bir tepeye bu şekilde tamamını yapacağız. Evet. Sonuna geldik arkadaşlar. Evet, zincirlerimizin içerisine iki tane battığımız şeylere de bir tane battık tepelerine. İki oldu. Şuraya bir tane daha yapayım. Üç. Evet, burada ekleyelim iki kaydırmayla. Evet. Şimdi iki sıra bir sık iğne gidip gelelim arkadaşlar üzerine. Evet arkadaşlar bakın iki sıra gidip geldim. Yani ilk yaptığımız o zincirle hani zincirin üzerine sık iğne yaptık ya. Onu da sayarsanız modelin üzerine 3 sıra sık iğne yapmış olduk. Ve iki zincir çekerek de burayı toparlamış olduk. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi ters sık iğne evet. Tekrar buradan döneceğiz ve ters sık iğne yapacağız. Nereye kadar? Buraya kadar. Ondan sonra hiç ipimizi koparmadan arka tarafa başlayacağız. Onun öncesinde arkadaşlar şöyle şu malzemeyi koyalım birlikte. Dedim ya daha önce bunu yapıştırmıyorum. Uygun bir şekilde buraya yerleştiriyorum. Ama mesela 37 alıyorsunuz. Şu içeriden örerek çıktığımız için birazcık bu içeriği daraltıyor. O nedenden dolayı da büyük geliyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Arkasından hiçbir şey olmaz. Düzgün bir şekilde küçültüyorum. Şu kadar aldım. Aldım. Bunu sadece buraya yerleştireceğim. Ne yapacak kullanan kişi? Yıkarken bakın çok gördünüz mü? Hemen kolay yerleşmedi. Hafiften tam oturdu. Şöyle çıkmayacak şekilde, şöyle yapıldığında çıkmayacak şekilde tam oturdu. Bunu bu şekilde giyecek ve yıkanacağı zaman da bunu çıkaracak, yıkayacak, tekrar takacak. Bu şekilde taktık içini de. Bu çok ciddi bir kolaylık arkadaşlar. Tavsiye ederim size de özellikle bu tabanlar içerisine. Bu bakımlı ayakkabılar sitesinde mevcut. Ben oradan aldım. Evet, şimdi buraya iki kaydırma ile bağlamıştım. Bir zincir çekelim ve ters sık iğne yapmaya başlayalım. Her sık iğnenin arasına ters sık iğnemizi yapalım arkadaşlar. Bir sık iğne atlarsanız görüntü orada belli oluyor. Kesinti gibi gözüküyor ama sık sık böyle hepsinin içerisine batarsanız harika bir görüntü oluyor. Bir de gevşek yapmayın. Bu ters sık iğneleri ne kadar sıkabilirseniz o kadar güzel oluyor. Bakın ters sık iğnede de geri geri örüyoruz. Yeterli sanırım. Evet bakın burada bitirdik arkadaşlar. Burada hiç koparmadan devam edeceğiz. Bu kenarını da bu şekilde tek tek ters sık iğnelerimizle süsleyeceğiz.
Çok güzel bu. Terslik iğneyi seviyorum be. Çok yakışıyor bu ayakkabılara. Ama dediğim gibi arkadaşlar sıkı yapın. Terslik iğneleri daha güzel olur. Ve hiçbir sık iğneyi atlamayın. Hepsinin içerisine batın mutlaka. Evet, bu şekilde. Nereye kadar biliyor musunuz? Şuraya. Topuğu çünkü burayı ölçü alarak yaptım. Evet, tam bakın topuk geldik mi hizaya, şuraya? Evet, geldik. Topuğu arkadaşlar şöyle bir göstereyim, topuk kısmına. Topuk önemli aslında, topuğu oturtabilmek zor çünkü. Dikkat ederseniz bakın burayı hizalayarak başlamıştım. Şunları sonra yapacağız, o yüzden biraz fazla gibi gözüküyor. Şimdi buradan biz topuk için bir başlayacağız. Tam karşı topuğun bittiği yerde bitirdim. Yani hiza olarak şu topuk kısmını aldım ben. İlmek sayısı saymadım arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın bir sıra sarmamız zaten vardı. Ta başlarken yapmış olduğumuz. Buraya geldiğiniz zaman artık ters sık iğne işini bırakıyorsunuz ve sık iğne yapıyorsunuz arkadaşlar. Nereye kadar? Tam karşıda topuğun bittiği yere kadar sık iğnemizi yapalım. Bugün ben iyice bir acemi oldum. Masada zorlanıyorum nedense. Bakın şöyle. Evet, bakın buraya kadar sık iğne yaparak geldim. Böyle yaptığımız zaman bir de şöyle ipimizi tutup karşıda başladığımız yere de şuraya mesela ölçelim. Şuradan başlamış. Hemen hemen aynı olması lazım. Çünkü hiza aynı. Buraya geldiğimde şimdi arkadaşlar sarma yapacağız sık iğnelerin üstüne. Topuk tamamen sarma. Şimdi her iki taraftan da birer tane birer tane yukarı çıkana kadar azaltıyoruz burada. Şimdi bakın burada sarmayı yaparken nasıl azalacak bu? Hemen dibinden değil de mesela dibinden değil de bir ilerisinden sarmaya başladığınız zaman burada bir tane azaltmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hani sık iğne kısmında kolay bir tane atlıyoruz. Sık iğneyi öyle yapıyoruz. Onda azalmış oluyor. Bunda da sararken bir ileriden saracaksınız. Hemen dibinden değil. Evet, tamamını buranın sarma yapacağız şimdi diğer başlamış olduğumuz yere kadar. Evet, bakın bu tarafa kadar sarmayı yaptım. Şimdi bakın burada dönüyorum. Dönerken birinciye değil ikinciye batarak dönerseniz her defasında birer tane eksiltmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde öteki başa kadar sık iğne yapacağız. Evet, bakın sonuna da yaptım sık iğnemi. Şimdi dönüyorum. Dönerken hep sarma yapıyoruz zaten. Burada bakın hemen dibine sarmıyorum. Bir ilerisine.
Gördünüz mü? Bir ilerisine sardığınız zaman burada da birer birer yukarı doğru ortaya çıkıyor. Bakın zaten eksiltmiş oluyorsunuz. Evet, herhalde anlaşıldı. İki taraftan da birer tane atlayarak sürekli eksilteceğiz yukarıya doğru. Şimdi bir bakalım şöyle. Bakın bu eğim oluşacak arkadaşlar. Tek 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 bu şekilde azaltarak bu eğimi oluşturacağız. Toplam bu şekilde, bu gösterdiğim şekilde kaç sıra gideceğiz? Şimdi şöyle bakalım. 1, 2, şunu da yaparsak 3. sıramız olmuş zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.ye başladığımızda görüşelim tekrar arkadaşlar. Burada çünkü bir işlem yapacağız. Yani şu en alttan saydığınız zaman 12 olduğunda görüşelim. Oraya kadar bir aynen bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 sıra en alttan saydık. Şimdi 12. sıramıza başlıyoruz. Burada ne yapacağız? Bakın şöyle birer birer azalttık. Şimdi yine birinciye atlıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne de bir tane keseceğim buraya kadar. Evet, şimdi bir tane atlayalım. Bakın bir sık iğne atlayarak bir tane kesiyorum. Şöyle bir tane kestim. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir tane daha atlıyoruz ve bir daha kesiyoruz. Evet, 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane atladım, bir daha kestim. 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir tane atlıyorum. Bir tane daha kestim. 4 oldu. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Evet, bir tane daha atlıyoruz. 5 oldu. Toplamda bakın 5 kez kesmiş oldum. 5 sık iğnede bir tane kestik arkadaşlar. Şimdi evet, 12. sıramızda bakın birazcık daraltmaya gittik. Sarma işlemini yine bir tane atlayarak burada başlayalım. Şu anda 12. sıramızı örmüş oluyoruz. Evet, şimdi 12. sıramızda 5 ilmekte bir kestik. Şimdi 13. sıramıza başlıyoruz. Burada arkadaşlar hiç artırma, eksiltme yapmadan bir sıra sık iğnemizi yapalım. Sonra üzerine de sarmamızı yapıp tekrar bu başa gelelim.
14. sırada yine kesinti yapacağız çünkü. Şu an 13. sırada hiç kesmeden bir gidip gelelim buraya kadar. Evet arkadaşlar, 13. sıramızı yaptım, buraya kadar sardım. Şimdi şu anda 14. sıraya başlıyoruz. Yine bir tane atlayarak hep başladım. 1 2 3 4 5. Evet, bir tane burada, bir tane atlıyoruz, bir tane kesiyoruz. Sıkıştıralım iyice. Yine 1 2 3 4 5. Bir tane atladım, bir daha kestim. 1 2 3 4 5. Bir tane kestim. 1 2 3 4 5. Yine bir tane kesiyorum. 1 2 3 4 Daha kessem mi acaba? Kessin bakalım, bir daha kessin. Evet. Gördünüz mü? Bir de 14'ü de kestik böyle. Şimdi saracağız yine. Şu an 14. sıranın sarmasını bitirdim. Şimdi arkadaşlar toplamda kaç sıra yapmışız bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şu an bizim 2 sık iğne, 16 yapmışım sık iğneleri. 2 sık iğnemiz kalmış. Üzerine zaten yapacağız. Tamamına bir sık iğne gidip ters sık iğne yaptım. Onu söylemiyorum. Bu sarmalardan bakın 2 sıra kalmış. 14, 2 sıra daha yapacağız o zaman. Şimdi arkadaşlar bu 2 sırada şöyle yaptım. Son 2 sırada hani tek atlıyorum ya buralardan. Normalde tek tek eksilttik ya. Son 2 sırada 1, 2. 2 tane atladım. 2 tane kesmiş oldum. Şimdi oradan sarıp gelirken de sararken de 2 tane atlayıp saracağız. Şimdi burada bakın döndüğümüzde normalde şöyle, mesela şuraya bir tane atlayıp şuraya batıyoruz ya. Şimdi burada iki tane azaltabilmek için bir ileriye. Bayağı bir bakın. 1, 2. Bayağı bir ileriden yaptım.
burayı. Evet, 15. sıramızın sarmasını da bitirdik. Şimdi arkadaşlar burada bir tane eksilttiğimiz halde şu dönerken burada da bir tane eksiltiyoruz. Farkında mısınız? Burası biraz daha eğimli olmuş gibi. Hani dengelemek için şu, burada arada bir tane atlayıp sarıyoruz ya. Şöyle ara ara iki tane atlayıp sarsak herhalde bunu dengeleriz diye düşünüyorum. Anlatabildim değil mi? Bakın aynı tek tek döndüğümüz halde sanki şu biraz daha, şu taraf biraz daha eğimli olmuş. Bura biraz daha yavaş ilerlemiş gibi. O nedenle şöyle ara ara mesela iki yerde, üç yerde bir atlamak yerine iki atlarsanız belki biraz daha burası dengelenebilir. Şu anda aklıma geldi o da. Çünkü baktığınız zaman bak şurası biraz daha geride, şura biraz daha ileride gözüküyor şu anda. Ama bir sıkıntı olmadı, diğerinde yaptım. Şimdi burada bir tane, pardon, iki tane atlayacağız. Bir daha keseceğiz çünkü. Şu ilki değil, ikincisi değil, üçüncüsüne yani batarak iki tane eksiltmiş oldum. Şimdi son sıramızın sık iğnesini yapacağız. Yaptık. Burada yaptık. Burada ay şurada iki atladık ya. Burada dönüp sarma yapmayacağımız için böyle bırakacağım çünkü bunu. Burada isterseniz bir tane keselim arkadaşlar. Şuraya az önceki kesintiyi dengelemek için. Çünkü şimdi bunun sık iğnesini yapacağız ve koparacağız bunu. Sarmayı yapmayacağız. Şöyle bir tane de zincir çekelim. Gördünüz mü? Bu sarmayı yapmadan öyle miydi acaba? Evet arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. sıranın sık iğnesini yaptım ve ipimizi koparacağız şimdi. Şimdi ipimizi koparacağız. Şimdi şu alt kısımdan başlayacağız sık iğne yapmaya, kenarlara toparlayacağız sıkı bir şekilde. Bakın şöyle şuradan başlayalım. Şöyle şu ipi de arada kaybedecek şekilde tek tek kenarlardan sıkı bir şekilde. Bakın her sıradan bir tane alıyorum arkadaşlar. Her sarma sırasından bir tane alarak şöyle kenarları bir toparlayalım. Bakın gördünüz mü? Bir tane batıyorum. Hani çok yaparken çok uzak kalıyor gibi olursa mesela şuraya şu anda biraz uzak gibi ama bir deneyelim. Araya bir tane daha ekleyiverin. Evet mesela şurada bir tane ekleyelim. Uzak kalmış oldu. Onun dışında her sarmadan bir tane alıyorum.
Şimdi en sona dönerken bu sık iğnelerin üzerine sarma yapacağız. Sonra bir de ters sık iğne, ondan sonra bağcık kısmımıza geçeceğiz. Şimdi bakın burada sık yaptım, toparladım birazcık. Şimdi arkadaşlar buradan şu karşıya kadar, şuraya kadar kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde üst kısımda kaydırma yaparak diğer tarafa geçmiş olacağız. Şeyde kaydırma da tabii biraz toparlıyor topu. Şimdi bu üst kısımdaki kaydırmamız bitti. Tekrar her sıradan birer birer sık iğne alarak buraları bir toparlayalım. Şu evet aşağıya kadar yapalım arkadaşlar bu şekilde. Böyle arkadaşlar sıkı sıkı yapın ki bu sık iğneyi özellikle bu aşamada bu dağınık duran kenarları toparlayalım. Bakın gördünüz mü? Özellikle her sıradan bir ilmekle gitmeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok uzak kalırsa araya bir ekleme yapın. Ama çok olmasın. Toparlayalım topumuzu. Şimdi bakın. Aşağıya geldik. Aşağıya geldiğimizde şöyle kaydırmayla bağlayalım. Bir tane daha bağlayacağım. Şimdi şöyle bir sıkı bir zincir çekelim. Bakın bayağı bir toparlandı topuk. Sık iğne toparladı. Şimdi tersten yaptığımız sık iğnenin üzerine sarma yapacağız. Ama direkt sık iğnenin üzerinden almayacağız. Biraz bir ilmek gerisinden batarak. Evet, masada biraz zorlanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar.
Ben şimdi şöyle bir iki göstereyim. Masadan bir kalkıp yapacağım. Zor oluyor çünkü. Şimdi arkadaşlar buradan sık iğnemiz bittikten sonra sarma işlemimizi yapacağız. Şöyle sık iğnelerimizden birer geriden almaya çalışın ipleri. Sık iğnelerin biraz gerisinden bu şekilde. Evet bakın bu şekilde. Bu şekilde. Yukarı kadar bir saralım.